Şimdi biz Türk ordusu olarak ordunun içinde bir takım hainler dönem dönem olmuş. Baktığımız vakit Osmanlı, Selçuklu, çünkü hepsi biziz. Bin yıllık kadim düzenleri ve asla hiç bozulmamış, sürekliliği hiç bozulmamış çok güçlü bir orduyla karşı karşıyalar yani bizim ordumuz. Ve karşımızda böyle güçlü bir ordu var. Baktığımız vakit ama orduda da bir darbe geleneği olmuş. İbn Haldun'un bir sözü var, coğrafya kaderdir. Bizim ordumuzun kaderinde mi bu vardı? Son teşebbüs, belki en son diyorum, buradan artık herkes kesin bir teşebbüs oldu ama bu gerçekleştirilemedi. Yani Türk tarihinin, belki bizlerin tarihinin en son darbe teşebbüsüydü 15 Temmuz. Bir daha hiç kimse ertelemeyecek. Ama bununla birlikte bu meseleyi sürekli NATO'ya bağlayanlar da var. Ben de özellikle şimdi biraz önce siz konuşurken açtım. Sayın Cumhurbaşkanı'nın NATO ile ilgili bir serzenişi var. Tam o metni buldum. Kısaltarak şunu paylaşmak istiyorum. Diyor ki Sayın Cumhurbaşkanı, benim NATO'ya da bir serzenişim var. Ey NATO, siz ortaklarınızdan birinde herhangi bir sınır tecavüzünde bulunanlara karşı tavır almakla da bir kellesiniz. Şu ana kadar siz ne tür bir tavır aldınız? Bunu kendilerine duyurduk, duyuruyoruz. Genelkurmay Başkanımız da kendileriyle bu konuda görüşüyorlar, görüşecekler. Şimdi çok ciddi tartışmalar var NATO ekseninde. Ordumuzun içine hainleri sokma, darbe teşebbüsüne su taşıma veya organize etme konusunda. Özellikle 15 Temmuz'dan sonra siz tavırlarını ve bu bağlamda bu darbe meselesiyle birlikte nasıl görüyorsunuz ve okuyorsunuz? Ben çok merak ediyorum. Yani tabii NATO diyoruz ama NATO dediğimiz ülkelerin neredeyse büyük bir kısmı dünyadaki ilk 8 ülkeyi temsil ediyor. Yani birkaç ülke hariç dünyanın en güçlü ekonomilerini temsil ediyor. Ekonomi dediğim şey emperyalizme birebir aynı olan için. Yani kendi kaynaklarını yaratabilecekleri bir alan olarak bunu kurguluyorlar. Türkiye'nin şu andaki en son dönemde yaşadıkları ya da Türkiye'ye mahsus değil arkadaşlar. Yani biz yalnızca biz bir savaş altında değiliz. Dünya savaş altında. Bunun rakamlarını şöyle söyleyeyim. İkinci Dünya Savaşı'nda ölen sivil sayısından daha fazlası 1990 sonrasında gerçekleşti. Yani dünyada bir hiç şey yok, üçüncü Dünya Savaşı yok ama İkinci Dünya Savaşı'nda ölenden daha fazla sivil öldü. Ondan daha fazla insan yerini terk etti. Ondan daha fazla insan şu anda çatışıyor. Ondan daha fazla insan açlık ve yokluk içinde. Dünyanın her tarafında bu durum geçerli. Çünkü neler biliyor musunuz? Dünyanın diğer ülkeleri büyümeye başladılar ve bu büyüyen ülkelerin kendi kaynakları olmasına fırsat vermek istediler. Çünkü o kadar güzel sömürüyorlar ki bu sömürünün adını böyle koyuyorlar. Size bazen biz kendi içimizden anlattığımızda olayları çok net olarak anlatamayabiliriz. Ben birebir yazımlarda ilk yazımda yazmıştım. Türkiye darbe girişiminden sonra biz Türkiye'deki darbeyi anlamadık. İsterseniz ben size bir İran'dan anlatayım diye bir yazı yazdım. Okuyanlarınız vardır belki. Arkadaşlar ben size şöyle anlatayım. İran Birinci Dünya Savaşı sırasında işgal ediliyor. Sonra İngilizler bütün petrollerine konuyorlar. Neredeyse petrolün %80'ini kendileri alıyorlar. Çok cüzi bir rakamını İran altına bırakıyorlar. Çünkü petrol bizim diyorlar. İran'ın falan değil diyorlar. Bir tane adam çıkıyor. Çok da İran milliyetçisi bir adam. Direniyor, çabalıyor, mücadele ediyor. Diyor ki ben ilk geldim yapacağım iş İran'daki bu petrollerin tamamını millileştireceğim. Gerçekten de kazanıyor ve başbakan oluyor. İlk yaptığı işlem de bu. İran petrolünü birleştiriyor. İngilizlerin söylediği bir laf var. Allah'ın büyük bir nimetidir bize. Bu kadar büyük bir kaynağı bizim ülkemize aktarıyor. Yani bize ait olmayan bir şeyi bu kadar rahat sömürürken bir anda birisinin neden buna müsaade etmediğinin hesabını sormak gerekiyor diyor. Arkadaşlar adama kallem ediyorlar, kallem ediyorlar. Aynı Adnan Menderes yaptıkları gibi onlarca yalan, onlarca yalan, onlarca yalan. Önce darbe yapılıyor, daha sonra da iktidardan indiriliyor. Yine İngilizler eski düzende işlerine devam ediyorlar. Yalnızca bize hikaye değil ki. Dünyanın neresinde bir kaynak varsa o kaynağı almak için adamlar ellerine gelen bütün gayreti gösteriyorlar. Her tarafta darbe yapıyorlar. Mısır darbesi nereye koydu? Mısır darbesi yapıldı.
en büyük doğal gazetanı Mısır ezeli düşmanı olan kime verdi? İsrail'e verdi. Libya. Dediler ki Kaddafi diktatör, Kaddafi devrildiğinde size büyük bir nimet gelecek dediler. Kaddafi devrildi tam tamına neredeyse 8 sene oldu. İlk savaş devam ediyor. En büyük petrol kaynaklarına kim kavuştu biliyor musunuz? Fransa. Çünkü ilk bombalayan oydu. Bugün Fransa Libya'daki petrolü çıkartan en önemli ülke. Neredeyse bedava alıyor ve kendini finanse ediyor. Ben de onu söylüyorum. Bizim dışımızdaki bütün ülkelerde sömürüyorlar. 80 milyon ülkeyiz. Hatırlayın, bize savaş ilan etmedikleri dönemde Türkiye'nin faiz ödediği, yurt dışından para bulup da ödediği faizlerin toplamının büyüklüğünü başkanım hatırlıyor musunuz? Ben bir şey söyleyeyim mi? Biz onlara çalıştık gat gibi. Adımız köle değildi. Bakın adımız köle değildi. Ama bu ülke 80 milyonun o zaman 60 milyondu. Hep beraber çalışıyorduk, vergimizi veriyorduk. Verginin neredeyse tamamına yakını ana parayı ödemiyorduk. Faize gidiyorduk. Ana para falan ödemiyorduk. Faize gidiyorduk arkadaşlar. Şimdi siz burada böyle bir şeyden vazgeçer misiniz? Siz elinizdeki bütün kaynakları başka ülkelerden sırtından kazanmak varken bundan vazgeçmek ister misiniz? Vazgeçer misiniz? Adamın hikayesi ne? Efendim? Vazgeçmediler. Bakın, şimdi şeyi konuşuyoruz değil mi? Dünyada sistem nasıl gidiyor, ne yapılıyor diye. Bir ara bakarsınız, Fransa'nın Afrika'dan almış olduğu sömürge vergileri diye almış olduğu paranın bir toplam yüklüğüne bir ara, akşam gidince internette bir gidin, Fransa geçmişte sömürge olan ama adı şimdi sömürge olmayanlardan sömürge vergisi olarak senelik ne kadar para topluyor diye bir bakın. Bir de bak, insan hakları savunucularının önde gidenlerinden. İşte onu söylüyorum. Orada şimdi bir... hikayeye geldiğimizde adamların insan hakları falan diye bir kavram yok.